İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan ile röportaj. Batı Ermenistan Parlamentosu'nun oturumu gerçekleşti. Belediye Başkanı Artsakh'ın Martuni'de kapsamlı çalışmalar planlanmaktadır. Bakan Yardımcısı, Ermenistan Cumhuriyeti'nden İran'a elektrik ihracatı imkanları artacak. Yabancı silahlı kuvvetler Irak'tan tamamen çekildi. Konstantinopolis'te yayınlanan en eski Ermeni gazetesi Jamanak, kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Google'a başvurdu. Bakü, Artsakh yerleşim yerlerindeki Ermeni isimlerinin kaldırılmasını talep ediyor. Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı yabancı dillere çevrilmiş kitaplarla Ermenistan'ın kültürel mirasını yaygınlaştıracak. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan, Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV'ye özel bir röportajda bulunarak hem Batı Ermenistan'ı hem de Ermenistan Cumhuriyeti'ni doğrudan ilgilendiren acil bölgesel olaylardan bahsetti. Durumu analiz ederek net değerlendirmelerde bulundu. Ülkeyi hukuksal açıdan zorlu durumdan çıkaracak ve Batı Ermenistan tarafından geliştirilen gerçekçi net vizyonu açıkladı. Üçlü görüşmelerde Fransa'nın rolü hakkında konuşurken Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı'nın Brüksel'de katıldığı toplantılara atıfta bulundu. Batı Ermenistan Parlamentosu Parlamento Başkanı Leonardo Basmacian başkanlığında kendi olağan toplantısını 22 Aralık'ta gerçekleştirdi. Oturuma 18 Aralık 2021'de seçilen farklı ülkelerden yeni milletvekilleri de katıldı. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan da çevrim içi oturumda bir konuşmada bulundu. Parlamentonun çevrim içi oturumunda 18 Aralık Genel Kurul toplantısına ilişkin çeşitli konular ve komisyonların önerileri tartışıldı. Komisyonların oluşturduğu grupların yaptığı çalışmalara değinildi. Artsakh'ın Martuni Şehri Belediye Başkanı Aznavur Sahyan, Artsakh Pres muhabiriyle yaptığı görüşmede şunları kaydetti. Savaş sonucunda 1100 müstakil ev ve apartman dairesi hasar gördü. Hasar gören evler ve binalar incelenerek idareye teslim edildi. Mahalledeki evlerin restorasyon ve onarım çalışmalarında denetim yapıldı. 400-450 müstakil ev ve apartman dairesinde yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Toplumun katıldığı temizlik haftaları düzenlendi. Şehirde yapılmakta olan 4 adet 5 katlı apartmanın yanı sıra Artsakh semtinde 2 adet 4 veya 5 katlı binaların da yapılması planlanıyor. Ermenistan Cumhuriyeti Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakan Yardımcısı Hagop Vartanyan tarafından yapılan açıklamaya göre Kasım ayı sonunda Yerevan'da açılan yeni termik santrali İran'a elektrik ihraç etme olanaklarını genişletecek. Teknik olarak termik santralin yeni termik güç ünitesi mevcut güç ünitesiyle birlikte İran'a elektrik sağlayabilecek. Bakan yardımcısının da belirttiği gibi İran İslam Cumhuriyeti Ermenistan Cumhuriyeti'ne Yerevan termik santralini ve kısmen de diğer termik santrallerini işletmek üzere doğal gaz sağlıyor. Uluslararası enerji nakil hatlarının inşasından bahseden Vartanyan, İran-Ermenistan Cumhuriyeti hattının 2023 yılı sonuna kadar hazır olacağına değindi. Yeni Ermenistan Cumhuriyeti-Gürcistan hattının inşasına gelince ilk etabı tamamlandı. Yeni hatlar Ermenistan Cumhuriyeti'ne yalnızca İran ve Gürcistan'a büyük miktarlarda elektrik ihraç etmesine değil, aynı zamanda transit yolla da iletmesine izin verecek. Irak Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Tahsin El-Hafaci tarafından yapılan açıklamaya göre Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki uluslararası koalisyon birliklerinin Irak'tan çekilmesi tamamlandı ancak askeri danışma varlığını sürdürmektedir. Tümgeneral El-Hafaci, askerlerin çekilmesi başarılı bir şekilde gerçekleşti dedi ve ülkede kalan askeri danışmanların terörle mücadeleye yardımcı olacağına dikkat çekti. Irak parlamentosu 5 Ocak'ta tüm yabancı güçlerin ülkeden çekilmesi çağrısında bulunan bir kararı kabul etmişti. Konstantinopolis İstanbul'da yayınlanan en eski Ermeni gazetesi Jamanak 114. yılını hüzünlü bir başyazıyla kutladı.
Gazete mali açıdan zor durumda bulunduğu ve kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarıda bulundu. Geçen yıl boyunca gazetenin kaynakları azaldı, departman ve yazı işleri personeli endişelerini dile getirmeyi erteledi ancak şimdi yardım aramaya mecbur, durum vahim. Son dönemde Türkiye'de derinleşen ekonomik kriz ve basına olan ilginin azalması gazetenin faaliyetlerini olumsuz etkilemiş durumda. Bir asırı aşkın süredir işgal altında olan Batı Ermenistan'da yaşayan Ermenilerin hayatının önemli bölümlerini ve sürgündeki Ermenilerin önemli gelişmelerini yansıtan süreli yayının en önemli ilkesi bağımsızlıktır. Konstantinopolis'in Jamanak gazetesinin 4. kuşak editörü Ara Koçunyan'a göre yazılı basın önemini kaybetmekle birlikte tarafsız ve doğru bilgiye her zaman rağbet olacaktır. Editör Koçunyan, Jamanak'ın misyonunu yüzlerce yıl daha sürdüreceğini umuyor. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, Dışişleri Bakanlığı'nın Google'dan Artsakh'ın 44 günlük savaş sonucunda Bakü'nün kontrolüne geçen toprakların Ermeni isimlerini kullanmayı reddetmesini resmen talep ettiğini söyledi. RIA Novosti'ye göre Azerbaycan tarafından kontrol edilen Artsakh şehirlerinin ve bölgelerinin adları şu anda Google Haritalar uygulamasında Azerice ve Ermenice listeleniyor. Abdullayeva, şirket yönetimine Azerbaycan'ın ilgili bölgelerinin resmi coğrafi adlarının listesini sunan bir mektup gönderildi, dedi. Batı Ermenistan, bu tür eylemlere karşı çıkarak Azerbaycan'ın uluslararası yasaları defalarca ihlal ettiğini vurgulamak istiyor. O ülke, Artsakh'a ve genel olarak Ermeni ulusuna karşı uyguladığı affedilemez tacizlerde bulunarak işgalci ve soykırımcı politikasını bir kez daha kanıtlıyor. Umalım ki adalet yerini bulur ve Google Maps uygulamasında Artsakh'ın Ermeni yer isimleri değişmeden kalır. Batı Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Google'a ilgili bir mektup gönderecektir. Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakan Yardımcısı Ara Hazmalyan yaptığı açıklamada bakanlığının Ermenistan'ın kültürel mirasını dünyaya yayılmak amacıyla kültürel içerikli eserleri yabancı dillere çevirerek yayıncılık alanında yeni bir program uygulayacağını ifade etti. Hazmalyan, kültürel içeriğimizi yabancı dillere yaymalıyız, yabancı dil literatürüne önem vermeliyiz dedi ve 44 günlük savaştan sonra Azerbaycan'ın kontrolüne geçen değerlerimizin kamuoyuna duyurulması, envanterlenmesi ve dünyaya sunulmasında da önceliklerinin bulunduğunu sözlerine ekledi. Ayrıca büyük Ermeni bestecilerin mirasını popülerleştirmek ve onlar hakkında albümler yayınlamak da planlanıyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size flütte Sato Mughalyan, perküsyonda Alisa Reid tarafından icra edilen Sayat Nova'nın Arantskiz İnçkonem adlı Ermeni halk müziği eserini sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.